Bir kez daha merhabalar. Tempo TV izleyenleri, pozitif yaşam izleyenleri kucak dolu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Kocaman günaydınlar gönderiyoruz. En azından bizler bu saatte de olsa. Evet, ekranlarınızın başına geldiniz. İşte pozitif yaşamda, pozitif yaşamanın sırlarını öğrenmek için hepimiz buradayız. Yine çok gerçekten birbirinden değerli, önemli konuklarımla sizlerle birlikte olacağız pozitif yaşamda. Öncesinde İbrahim Gökçek efendim, biliyorsunuz değerli konuğumuz İbrahim Gökçek zaman zaman stüdyomuza konuk oluyor. Yine bugün stüdyo konuğum, gerçekten önemli konulardan bahsedeceğiz. Hemen şöyle kısa kısa böbrek iltihaplanması, böbrek yetmezliği, sistit, miyom, kısırlık gibi ve erkeklerde çok önemli rahatsızlıklar, prostat, varikozan gibi rahatsızlıklara dikkat çekeceğiz bugün. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Saygılar. İyi görünüyorsunuz hocam. Tabii ki iksirli ürünleriniz var. Haliyle bitkilerden faydalanıyorsunuz. Bitkilerin gücünden faydalanıyorsunuz. Bu anlamda inşallah bugün yine birçok kişiye şifa dağıtacağız bu anlamda, değil mi? Elhamdülillah. Evet, bir kez daha hoş geldiniz diyerek hemen hocam böbrek iltihaplanmasından başlayalım mı? Başlayalım. Her insanda tabii ki normal iki tane böbrek var. Her böbrekte birer milyondan 2 milyon nefron dediğimiz süzgeç hücreler var. Evet. Mantı makarna süzdüğümüz süzgeçlere benzetirsek, evet, birer milyondan 2 milyon süzgeç hücre sürekli kanı temizler, arıtır. Günde 180 litre kan yıkar, sürekli yıkar kanı, temizler, arıtır. Evet. Şimdi kişi, bize gelen hastalara bakıyoruz, hemen hemen kronik böbrek yetmezliğine yakalanan, yani böbrekleri yavaş yavaş iflasa doğru gidiyor demek, kronik böbrek yetmezliği. Eyvallah. Yakalanan kişi önce diyalize, sonra böbrek nakline kadar gider. Kronik böbrek yetmezliğinin dünyada tedavisi yok. Evet. Biz tedavi ediyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz? Nasıl? Nasıl? Evet. Elimizde raporlar var. Buraya bugün birçok rapor getirdim. Evet, raporlar. Ürünleri bizim alıp kullananların incelenmiş. Evet. Kullananların raporları. Hatta evet, hocam. Bunlardan biri Levent Mete Bey diyalize giriyordu. Yani artık doktoru böbrek arayın siz demiş. Eyvallah. Diyalize giriyor. 4 aydır diyalize giriyordu. Beni aradığında diyalize girerse ne olur? Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Böbrekleri tabii çalışmadığı için kanı kirli kan, vücudu temiz vitamin, mineral, enzim akışı azaldığından bir sürü problem doğuyor. Evet hocam. Dedi ki mümkün mü? Deneyeceğiz. Çünkü diyalizlik durumda olmayan birçok hastayı tedavi ettik ama diyalizlik durumda olan bir vatandaşa henüz böyle bir deneyimimiz yok dedik. Tamam dedi. 4 ay kullandı. Kreatini 6.5. Evet. Bizim ürünü kullandıktan sonra 2.10 içe düştü. Tansiyonu, kolesterolü, şekeri, bütün değerleri fırlamıştı. Ürünleri kullandıktan sonra bütün değerleri normala döndü. Değerli şekeri, izleyenlerimizi görüyorlar şu anda, evet, ekran başındaki izleyicilerimiz. Evet. Şekeri, tansiyonu, kötü kolesterolü, bütün değerleri normala döndü. İş hayatı bitmişti. Normal çalışmaya başladı. Hocam hemen şunu sormak istiyorum ben. Diyalize bağlanmadan, yani hastalığın ilk safhasında veya orta safhasında mı olması gerekiyor hastanın? Diyalize giren eğer ki idrar çıkışı varsa problem değil. Yine problem değil, tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki bununla ilgili nasıl bir karışım var? Biraz karışımdan bahsetmek ister misiniz? İksirden bahsetmek ister misiniz? Şimdi bize kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastalara hemen hemen %70'i tansiyon hapı kullanıyor. Vatandaş diyor ki ya günde bir tane tansiyon hapı alsam ne olur, yüksek tansiyon. Evet. Problem değil diye günde her gün bir tansiyon hapı alırsa önemsemiyor, önemli değil diye düşünüyor ama çok çok önemli. Çünkü bu hapı böbrekler süzmek zorunda. Süzerken de hücrelere zarar verir. Evet. 10 yıl, 15 yıl bir kişi tansiyon hapı alırsa ne olur? Böbrekleri çürütür. Bize gelen kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastaların hemen hemen %70'i tansiyon hapı kullanıyor. Yüzde aşağı yukarı 30 da kolesterol veyahut da diyabet, şeker hapı nedeniyle hap kullanıyor. Evet. Çok nadir kronik böbrek yetmezliği yakalanan hastaların çok nadiren iltihap, yani bakteri, virüs ve mantarların sebep olmuş olduğu iltihaplar veya kist veya taş sebep oluyor. Evet. Yani kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen en önemli faktör tansiyon, şeker, kolesterol hapları. Evet.
Peki bunlardan kurtulmazsa ne olur? Çözüm yok. Böbrekler iflas eder. Bu nedenle tansiyonu mutlaka tansiyon problemi olanların tansiyon hapından kurtulması gerekir.